Benim fasulyem nasıl olmuş? Çok güzel. Büyümeye başlamış. Bir günde ne kadar büyümüş bu böyle? Ben de anlamadım öğretmenim. Sakın bunu hazır almış olmayasın. Gerçekten hazır almadım. O benim fasulyem. Senin yalan söylemeyeceğini biliyorum Nazlıcığım. Yine de şaşırtıcı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çıkabilirsiniz. Yavaş olun. Koridorda koşarken görmeyeceğim sizi. Ben artık kalkayım. Otursaydın. Ya ben de oturmak isterdim ama benim biraz işlerim var. Peki tamam. Bırakayım seni. Yok yok, gerek yok. Yani uğramam gereken yerler de var zaten. Tamam. Görüşürüz. Ütopya'nın güvenliği için gittikçe büyük bir tehlike olmaya başladı. Yüce Onos, bence sihir odasının kapısından hiç kimse girememeli. Evet. Sihir odasının kapısına güçlü bir lazer kalkanı koymamız gerekiyor. Yüce Onos, ben sizden bir şey rica edeceğim. Pekala, söyle bakalım. Dünyaya gidip gelirken ışın sihrim zorlanıyor son zamanlarda. Acaba gezegenler arası ışınlanma konusunda bana biraz daha sihir verebilir misiniz? Tabii, olabilir. Afrodit, Selene'ye biraz ışınlanma sihiri verelim. Tabii ki siz isterseniz de ben vermem miyim Yüce Onos? Hemen onun sihir frekansını arttıracağım. Bir şey diyeceğim. Şimdi şu suladığınız ağaç ne ağaç acaba? Çok merak ediyorum. Bu tablo ağacı. Bu gördüğün tablolar bu ağacın meyveleri. Büyüdükten sonra bunları koparıp odama asacağım. Çok güzelmiş. Yüce Onos, sihir odası. Hades, tablo ağacı, Ütopya, dünyaya ışınlanma. Bunlar ne demek oluyor? Bunların anlamı ne? Bütün sınıfı dağıtmış. Neyse ki benim fasulyem yerinde duruyor. Benim fasulyeme ne olmuş? Benim fasulyeme ne olmuş? Nazlı, sen mi yaptın bunu? Ben mi? Ben niye böyle bir şey yapayım ki? Yapmasın işte, bizi falan diye parçalamışsın fasulyeyi. Evet, sınıfta sadece sen vardın. Ben şimdi geldim zaten sınıfa. Sen yaptın. Öğretmene söyleyeceğim. Ben yapmadım diyorum size. Sen yaptın işte, yalan söyleme. Ben yapmadım. Sen yaptın işte, yalan söyleme. Sen yaptın. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.